%18'i ondalık sayı ve kesir olarak en sadeleştirmiş haliyle yazın. Bizden istenen bu. %18 ile %18 aynı şey. Önce kesir olarak yazmaya başlayalım. %18, kesir olarak 18 bölü 100 demek. %18, 100 birim de 18 birim demek. Ondalık kesir halinde de yazalım. Bu %18. Aslında bunu nasıl ondalık olarak yazacağımızı biliyoruz. Bu 0.18. Bunu bir tane ondalık ve 8 tane yüzdelik olarak görebilirsiniz. 10 tane yüzdelik ve 8 tane yüzdelik. Yani toplam 18 tane yüzdelik. Bu da ondalık haliyle yazılışı. Bunu sadeleştirmek için 18 ve 100'ün ortak böleni var mı diye bakmalıyız. İkisi de çift sayılar. Yani ikisinin de 2 ile bölünebildiğini biliyoruz. Hem pay hem de paydayı 2 ile bölelim. Yani 18 bölü 2, 100 bölü 2. 18'i 2 ile bölersek 9 eder. 100'ü 2 ile bölersek 50 eder. Bu iki sayının başka bir ortak böleni olduğunu sanmıyorum. 50, 3 ile bölünmez. 9 ise sadece 3, 1 ve 9 ile bölünebilir. Yani bu kesirin en sadeleştirilmiş hali bu. Yani %18 ile 0.18 aynı şey. En sadeleştirilmiş haliyle de 9 bölü 50. Eğer bunu bir problemde görürseniz, bunu en hızlı yapmanın yolu, yüzde işaretinin yanında yazan sayı her neyse, onu buraya kesirin payına taşımak. Bizim durumumuzda da bu sayı 18. Elde ettiğimiz kesir ise 18 bölü 100. Bunu %18.0 olarak da düşünebilirsiniz. Buraya fazladan bir sıfır daha ekledim. Yüzde işaretini yazmadan ondalık olarak tanımlamak istersek, virgülü sola doğru 2 hane kaydıracağız. Virgülü sola doğru 2 hane kaydırırsak, 1, 2, bu 0.18 ediyor. 0.18. Veya diyebilirsiniz ki, %18 kesir olarak 18 bölü 100 eder. En basite indirgenmiş haliyle 9 bölü 50. Aynı zamanda aklımızda tutmalıyız ki, 18 bölü 100, ki bunu söylemiştim, %18 veya 0.18 ile aynı şey. Umarım bu anlatım bazı bağlantıları kurmanızı sağlamıştır ve aklınızı karıştırmamıştır.